Keşke bunu daha önce bilseydim diyebileceğin bu bilgi senin hayatını kurtarabilir. Şimdi beni dikkatle dinle. İkamet izni almak için göç idaresine randevu aldın, evraklarını hazırladın ve teslim ettin. Bir ay sonra ikamet iznin olumsuz sonuçlandı diye mesaj geldi. Sen de sistemden kontrol ettin ve ekranda ikamet izni talebiniz 32. maddeye göre reddedilmiştir diye yazıyordu. Bu durumla karşılaşırsan ne yapacağını biliyor muydun? İkamet izninin 32. maddeye göre reddedilmişse bunun sebebi ne olabilir ki? Öncelikle kısaca ona değinelim. 32. maddenin kısaca özeti şu. Senin kısa dönem ikamet izni alabilecek bir sebebin yoktur anlamına gelmektedir. Ancak bu idarenin görüşüdür tabii ki de. Bu duruma düştüğün zaman alanında uzman avukatlar vasıtasıyla göç idaresinden ikamet iznine ilişkin tebligat alıp avukatına teslim et. Avukatın senin adına ikamet izninin reddine ilişkin idari işlemin iptaline dair davanı açsın. Eğer haklı bir nedenin varsa dava işlemlerin olumlu sonuçlanır. Benim haklı bir gerekçemin olup olmadığını nereden nasıl öğrenebilirim ki? Göç dairesinde sizlere verilen tebligatta neden reddedildiğini yazar. Onun doğrultusunda avukatın sana haklı bir gerekçenin olup olmadığını söyler zaten. İkamet izninin reddedilirse alanında uzman avukatlarla çalışmayı unutmayın. Bu bilgiyi kaydet, tüm sevdiklerine gönder. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma.